Bu dersimizde bilgisayarımızda çalışan Oracle veri tabanının servisini kapatmayı ve yeniden başlatmayı öğreneceğiz. Oracle servisi iki yöntemle kapatıp açılabilir burada. Sağ tarafta gördüğünüz gibi hizmetler bölümü var. Hizmetleri Windows kullanan hemen hemen tüm orta seviye kullanıcılar bilir. Buradan kapatıp açarak yapacağız. Daha sonra Oracle tarafından ve CMD ekranından bunu nasıl yapacağımızı öğreneceğiz. İlk olarak buradan bakalım. Hizmetlere başlattan arama yaparak hizmetler yazdığınızda direkt zaten burası çıkacaktır. Bunu Oracle Service ORC'li ORC'li SID SID'sine sahip Oracle servisini gördüğünüz gibi sağ tarafta başladı yazıyor. Üzerine tıklıyorum ve hizmet durumu olarak başladı görünüyor. Otomatik olarak açılmaya göre ayarlanmış. Şimdi sol tarafına bakıyorum. Durdur, duraklat ve yeniden başlat var. Yani açık olduğunu gösteriyor. Bunu durdur diyorum. Gördüğünüz gibi şu an servis durduruluyor. Servis durdurduktan sonra tekrar başlatacağız bunu. Evet, bu şekilde kolay bir şekilde başlatabiliriz. Şimdi bunu CMD ekranından nasıl yapacağımızı öğrenelim. CMD ekranından komutlar yardımıyla yapacağız bunu. Şu an normal CMD ekranındayım. Yani herhangi bir Oracle instance'ına bağlı değilim. Gördüğünüz gibi Windows System 32 yazıyor halen. Burada net start net stop diyorum. Çünkü servisi açmıştık. Şu an kapatmamız gerekiyor. Oracle stop Oracle Service ORCL. Buradaki Oracle Service ORCL'nin adını yazdım. Onun başında da net stop yazıyor. Yani durdur. Enter diyorum. Ve hizmet durduruluyor. Şimdi burada başladı olarak görünüyor. Bu tarafta işlem tamamlandıktan sonra burayı yukarıdaki refresh bölümünden yeniliyorum ve gördüğünüz gibi başladı gitti. Başladı yazısı gitti ve burada da başlat yazıyor. Yani şu an kapalı servis. Burada da durduruldu yazıyor. Şimdi aynı şekilde bunun başlatılmasını sağlayalım. Start dedim. Net start Oracle Service ORC ile başlatılıyor. Şimdi tekrar yeniliyorum. Gördüğünüz gibi servis başladı.